Yola devam. Tunceli gezimiz şu an bitti. Erzincan'a geçiyoruz. Buradan Kemale'ye gideceğiz. Erzincan otogarında indik. Şimdi çarşıda bulunan ilçe otogarına geldik. Buradan Kemale'ye gidiyoruz. Kemaliye gezisi başlıyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar abi. Deyin konağına. Buyurun, hoş geldiniz. Burası Deyin Konağı diye geçiyor. Butik otel olarak kullanılıyor. Tavanlarımız Kemaliye'ye ait, kapılarımız, yukarı çıkan ahşap merdivenlerimiz, her şey orijinal. Bütün oda, bütün giysiler, elbiseler, büyük bir giymiş, hepsi orijinal. Bu çamlar nereden gelmiş abi? Giresun'dan zamanında geldik. Yani bu nereden baksanız 400 yıllık bir konak. Çocuklar evlendikçe gitmişler. Bir tem arkadaşımız var. Burayı bir otele çevirdi. Dede baba babanın odası. Oradan böyle şöyle de bir oturma alanı. Gördüğünüz objeler hep burada yaşanmış objeler. Evin kendi öz ve öz yaşam alanı. Evet. Sandalyesi, masası, radyosu. Evet, harika bir yer. Kendi fotoğrafları. Aileye yani objeler birebir bu evde yaşanmış, kullanılmış aile tarafından. Evet. Burası yüklük olarak geçiyor. Eskiden kuşhane diye kullanılırdı. Şimdi banyo olarak. Çok güzel yapmışlar. Evet. Gizli bir banyo. Bu kapı tokmakları bizim Kemaliye'ye özgü kapı tokmaklarımız. Bu büyük kapı tokmağını erkek çalar. İçerideki kişi ona göre dışarı gelir. Erkektir. Aşağıdaki de bayanlar içindir. Bayan çalar. İçerideki kapıyı açmak isteyen kişi de bayan gelir kapıyı açar. Yani erkeği budur, bayan içinde. Kapı tokmağımız onlardır hocam. Kemaliye'ye ait bir taş duvar. Bunlara biz hatıl diyoruz. 75 ve 50 santimde bir bu hatıl konulur. Buna da payando olarak geçer. Fakat mimarlıkta da eli belinde diye kullanılır. Yani ismin eli belindedir. Ayrıyeten bunlar da hem dinlen taşı olarak geçer, bir de ayrıyete binek taşı. Ata veya eşeğe binildiği zaman binecek kişi bunun üzerine basarak ata veya eşeğe biner. Buna da binek taşı veya dinlen taşı olarak da kullanılır. Karşıda gördüğünüz Abca, Ahmet Kursi Tecer'in kendi köyüdür. Hatta dörtlüğü de vardır. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüz. Gitmesek de kalmasak da o köy bizim köyümüzdür. Ahmet Kursi Tezer'in, şairimizin köyüdür. Bu Kemaliye'nin mani yolu diye geçer. Mani yolu Kemaliye'deki bayanlar, eşleri İstanbul'a gurbete gittikten sonraki geç gelmişler veya bazıları orada bir iş sahası
buldukları için eşleri, hanımlar eşlerine bu manileri yazmışlar. Hepsi de aşağı yukarı açıklı mani. Genelde çoğu da bayanların eşlerine söylediği maniler. Evet, senin biraz önce söylediğin maniyi bir daha alabilir miyiz abi? Hocam buldum. TRT'den birkaç sene evvel Kemaliye'nin sanatçıları diye Kemaliye geldiler. Beni de fotoğraf sanatçısı olarak benim evime geldiler. Ve bu maniyi okudular. Gidemiyorum, duman almış yolumu. Felek kırmış kanadımı kolumu. Bir gün olur dolanır da gelirim, kesme ümidini bekle yolumu. Evet, bu mani de böyle. Ben kendime kabullendim bu maniyi. Bir mani de benden. Fırat coşmuş kan ağlıyor adalar. Sen gideli kapalıdır odalar. Ela gözlerini sevdiğim ağam. Bana gelsin sana gelen gadalar. Hocam bunları biz getirdik, bu taşları. Karanlık kanyondayız. Hava fena bulutlu. Gök gürültüsü sağanak yağış veriyor. Sanırım suyun rengi de dünkü yağmurdan dolayı biraz değişmiş. Hemen şöyle yarın sabah tekrar geleceğiz. Kanyonda mahsur kaldık. Acayip yağmur yağıyor. Şeref abinin evindeyiz. Hoş geldin. Yöresinin cümle kapılarının anahtarları bunlar. Eski. Bazıları dişilidir, bazısı erkek diye geçer. Kapının ana kapılarının anahtarı bunlar. Veya cümle kapısı diye geçer. Bunlar anahtarları. Bazı şu küçükler de sandık anahtarları. Eski benimlerin sandıkları olmuş. Onların anahtarları. Bu da Şeref abimizin hediyesi. Evet, bunlar Osright diye geçiyor. Bizim şeyde, arazide bulduk. 23 milyon yıl evvel. Atlas Tarih Dergisi'ne haber yapmıştık. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ olasın. Mangal hocam bu. Eskiden soba olmadığı zaman ocaklarda meşe odunu yanarmış. Onu mangala alırlarmış. Üzerine küllenirmiş. Evin içerisine bunu ısınırmış. Bu da şöminelerin, ocakların üzerine odun konulurmuş. Odun burada yanarmış hocam. Buna da eşek deniyor hocam o zaman tabiriyle. Evet.
tünellerdeyiz. Çok heyecanlı. Taş yolu Kemaliye halkının kendi çabalarıyla açılmış tüneller bunlar. Kemaliye'nin bu dağ köylerindeki insanların, köylülerin Kemaliye'ye gelip alışveriş yapmaları için açılmış tünel. Fakat işte yarı kalmış tünel. Sonradan Kemaliye'nin ileri gelenleri belirli para vererek bu tünelin açılmasına sebep olmuştur. Ve her şeye yardımcı olanların tünellere adı verilmiştir. İşte bu da Bülent Ecevit'in başbakanlık yapmış. Bülent Ecevit'in tünelinin ismini verilmiş bir tünelin kenarında şey. Taş yolu üzerindeki Dilidere. Derenin yukarılarındaki mağaralarda eski çağlardan kalma geyik motifleri falan bulunmuş daha önce. Karanlık kanyonda yengeçle gördük. Kaçıyor. Gerçekten çok güzel bir coğrafya. Tünelleri nasıl yapmışlar insanın aklı almıyor. Köylere gitmek için açılmış bir tünelmiş. Gerçekten çok güzel. Gelirseniz mutlaka yürüyün. En az bir 2-3 saat zaman ayırın buraya. Sonuna kadar yürüyüp tekrar geri yürüyün. Bu hissi tadın. Senin duyguların neler hayatım? Ben de mutluyum, gururluyum, huzurluyum. Şoför sağlam. Şoför var. Aynen öyle. Yürüyen insan var, yürüyen insan var. Aynen öyle. Vallahi Mehmet abi Şeref abi şaşırttın beni ya. Vallahi ilerledikçe ya Şeref abi bu kadar gelemez diyorum bak. Siz gidersiniz. İnsanlık ölmüş bu kadar gitmemesi gerekir. Yorulur falan diyorum. Çay paralarını ödedi aklım başına geldi. Thank you.
yolculuğumuz bitti. Şimdi Kemal'in istasyonu Bağıştaş tren istasyonuymuş. Ona bindik. Erzincan'da ineceğiz. Burada günde iki kere Sivas Divri ve Erzincan arası tren varmış. Şimdi onunla seyahat ediyoruz. Erzincan Gar'da inip uçağa gideceğiz. Dönüşümüz uçakla olacak ama inşallah, çünkü tren daha şu anda gecikti. İnşallah iner, bir doğu uçağa yetişiriz. 2 saatlik heyecanlı bir yolculuktan sonra havaalanına ulaştık. Biraz stresli bir yolculuk oldu. Sağ olsun makinist ve kondüktörler çok yardımcı oldu. Sonra indik, uçarak takside şeye geldik, havaalanına geldik. Şimdi uçak yeni yanaşıyor. Saat kaç? 19.50 ve bizim uçağımız 20.15. Yetiştik. Ama çok stresli, bacaklarım hala titriyor.